Dersimiz, Atatürk metni cevapları ve soruları, Koza Yayın 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, Milli Mücadele ve Atatürk teması. Dersimiz, Atatürk metni cevapları, 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları sayfa 42 cevabı. Hazırlık 1. Size göre Atatürk'ü diğer liderlerden ayıran özellikler nelerdir? Cevap, bana göre Atatürk'ün en önemli özelliği ileri görüşlü, yüreği vatan sevgisiyle dolu, her zaman milletini, ülkesini düşünen, bir de çok okuyan, araştıran bir lider olmasıdır. İkinci, Atatürk'ün iyi bir lider olmasında kimlerin etkisi olmuş olabilir? Açıklayınız. Cevap, öncelikle anne ve babasının etkisi vardır. Çünkü onu iyi yetiştirmişler. Bunun yanında okulda öğretmenlerinin verdiği eğitim, daha sonra askerde onu eğiten üst rütbeli bütün amirlerinin etkisi vardır. Atatürk'ün başımızdan ayrılışından bu yana 4 kuşak geçmiş. Dünya başka bir dünya olmuş. İklim bile değişiyor. Ama biz Atatürk'ü hala büyük bir saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Niye eskimiyor, niye bu kadar canlı? Neden minnetimiz azalmıyor, daha da artıyor? Çok kısaca anlatmaya çalışayım. Tarih, savaşlarda düşmana galip gelen büyük komutanlarla dolu. Tarihte milletlerini daha ileriye götürmek için çalışan birçok önemli önder var. Ama hiçbiri Atatürk gibi anılmıyor, özlenmiyor. Tarih sayfalarında uyuyorlar. Çünkü aralarında Atatürk gibi hem vatanını düşmanlardan temizleyip yeni bir devlet kuran, hem de milletini sömürüden uygarlığa kavuşturan biri yok. Savaşların çok büyük çoğunluğu eşit kuvvetler arasında geçmiştir. Oysa milli mücadele başladığı zaman Türk ordusu dağıtılmış, silahları toplanmış, başkenti işgal edilmişti. Ulaştırma ve haberleşme sistemlerine el konulmuştu. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları sayfa 43 cevabı, kritik yerler 3 galip ülkenin askerlerince işgal edilmişti. Galipler İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya'yı Yunanlılara veriyorlar. Yunan ordusu İzmir'e çıkıyor. Doğu Anadolu'nun bir bölümünü Ermenilere vaat etmişler. Ermeniler Kars sınırında Erzurum'a girmek için bekliyor. Fransa, Çukurova'yı işgale başlamış. Kuzeydoğu'da Rumlar Pontus Devleti'ni kurmak için silaha sarılmış durumda. Bu koşullarda silahlanıp savaşmak, galip gelmek, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal sayılıyor. Atatürk, bu hayali gerçekleştiren, örneği olmayan insandır. Atatürk, bu yoksul, geri toplumu çağ açan, Türkiye'yi kalkındıran insandır. Bu konuda da örneği yok. Bu nedenle bazı yabancılar Atatürk saygımızı ve vefamızı anlamıyorlar, kavrayamıyorlar. Çünkü tarihlerinde böyle biri yok. Birliğimizi, dirliğimizi, geleceğimizi korumak için büyük küçük, kadın erkek herkese gerçek Atatürk'ü anlatmalıyız. Okulda, ailede, iş yerinde, basında, televizyonlarda, radyolarda, yurt dışında, her yerde, herkese, Turgut Özakman 1930'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir süre avukatlık yaptı. Almanya'da bir yıl kadar Tiyatro Bilimi Enstitüsü'nde tiyatro öğrenimi gördü. Devlet Tiyatrosu'nda ve Ankara Radyosu'nda çalıştı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde tiyatro dersleri verdi. Tiyatro eserleri başta olmak üzere pek çok alanda kitaplar yazdı. Kitaplarından bazıları, Korkma İnsancık Korkma, Romantika, Şu Çılgın Türkler, Diriliş Çanakkale 1915, Unutulmaz Şiirler, Radyo Notları, Üç Destan, Deli Olan, Kardeş Payı, Ah Şu Gençler, Töre, Akmasal Karamasal ve Bir Şehnaz Dur. 28 Eylül 2013 tarihinde hayata gözlerini yumdu. 1. Etkinlik 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları sayfa 44 cevabı, okumanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Cevap, metni akıcı bir biçimde okudum. Evet, metni dudaklarımı oynatmadan sadece gözlerimle takip ederek okudum. Evet, okumamda noktalama işaretlerine dikkat ettim. Evet, kelimeleri doğru telaffuz ettim. Evet, türün özelliklerine uygun okuma yaptım. Evet, okumamın sonunda metnin konusunu ve ana fikrini belirledim.
Evet cevaplarınızı kontrol ederek eksikliklerinizi gidermek için çalışmalar yapınız. Bu konuda öğretmeninizin yönergelerine uygun hareket ediniz. 2. Etkinlik aşağıda verilen o kelimeyi söyleme oyunuyla ilgili bilgileri okuyunuz. Oyunu öğretmeninizin kontrolünde oynayınız. O kelimeyi söyleme her öğrenci anlamını bilmediği iki kelimeyi küçük kağıtlara yazarak katlar. Katlanan kağıtlar öğretmen masasının üzerine konur. Öğretmen tarafından bir öğrenci seçilir. Seçilen öğrenci masa üzerindeki kağıtlardan bir tanesini alır. Kağıttaki kelimeyi söylemeden arkadaşlarına buldurmaya çalışır. Bunun için kelimenin çağrıştırdığı kelimeler varsa eş anlamlısı ve cümledeki bağlamı gibi yollardan faydalanılabilir. Anlatılan kelimeyi bilen öğrenci, anlatıcının yerine geçer ve anlatmak için bir kelime seçer. Oyun bu şekilde devam eder. Cevap, oyunu öğretmeninizin kontrolü altında oynamalısınız. 3. etkinlik 5. sınıf Türkçe ders kitabı Koza Yayınları sayfa 45 cevabı, metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Cevap, metnin konusu, Atatürk'ün ölümünden bugüne geçen sürede değişen nesillere Atatürk'ü anlatmanın önemi. Metnin ana fikri, Atatürk'ün büyüklüğü ve ona verilmesi gereken değer. 4. etkinlik metnin özetlenmesiyle ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyunuz. Ardından dersimiz Atatürk metninin özetini yazınız. Bitirdikten sonra özetinizi kontrol ederek varsa yazım ya da noktalama hatalarınızı düzeltiniz. Metnin özetlenmesi bir metni konusunu ve ana fikrini değiştirmeden, önemli bilgileri içerecek şekilde kendi cümlelerimizle kısaca yazmaya özetleme denir. Bir metni özetlerken uyulması gereken kurallardan bazıları şunlardır. 1. Dikkatlice okuyarak metni anladığınızdan emin olunuz. 2. Metinde tekrarlanan bilgi ve düşünceleri tespit ediniz. 3. Olayların oluş sırasına dikkat ediniz. 4. Olay, duygu ve düşünceleri kendi cümlelerinizle ifade ediniz. Cevap, dersimiz, Atatürk metninin özetlenmesi önce Atatürk'ün neden büyük bir lider olduğu anlatılmıştır. Ardından Atatürk'ün ölümünden bugüne geçen sürede yetişen yeni nesillerin Atatürk'ü daha iyi tanımaları, onun yolundan gitmeleri için yapmaları gerekenler sıralanmıştır. Metnin sonunda Atatürk'ün bizim için yaptıkları ve büyüklüğü yeniden anlatılmaktadır. 5. etkinlik 5. sınıf Türkçe ders kitabı Koza Yayınları sayfa 46 cevabı. Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki sorulan cevaplayınız. Atatürk'ün aramızdan ayrılışından bu yana dünyada ne gibi değişiklikler olmuştur? Cevap, dünya başka bir dünya olmuş. İklim bile değişmiş. Dünyanın her yerinde ekonomik kriz var. İnsanlar geçim sıkıntıları, savaşlar ve küresel ısınma gibi dünyada acıyı yükselten olaylarla karşı karşıyadırlar. Milli mücadele başladığında Türk ordusu ne durumdaydı? Cevap, milli mücadele başladığı zaman Türk ordusu dağıtılmış, silahları toplanmış, başkenti işgal edilmişti. Ulaştırma ve haberleşme sistemlerine el konulmuştu. Atatürk'e olan saygı ve vefamızın bazı yabancılar tarafından anlaşılmamasının nedenleri nedir? Cevap, çünkü yabancılar için Atatürk onların kötü amaçlarını yok eden bizleri onlardan onların zulmünden kurtaran biridir. Onların planlarını bozduğu için Atatürk'ü bizim gibi anlayamazlar. Bizim gibi içten kalpten sevemezler. 6. etkinlik 3 nokta, hakkında verilen aşağıdaki bilgileri okuyarak 3 noktanın her görevi için örnek bir cümle yazınız. Cevap, anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır. Cevap, geçen gün Ali'yi gördüğüm anda. Alıntılar da başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine kullanılır. Cevap, Orhan işte bu yüzden çok telaşlıydı. Hiçbir işin tam zamanında yapılamayacağını düşünüyor, arkadaşlarını sık boğaz ediyordu. Oysa ki her az sonra okuyacağınız gibi bitiyordu. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için kullanılır. Cevap, sana dememiş miydim Hakan? Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır. Cevap, hey! Sen! Nereden geliyorsun? 7. etkinlik 5. sınıf Türkçe ders kitabı Koza Yayınları sayfa 47 cevabı, sitesi,
gov uzantılı resmi bir sitedir. Bu siteyi inceleyiniz. Genel ağ herkesin bilgi paylaşımında bulunduğu geniş bir alandır. Genel ağda yer alan bilgiler her zaman doğru olmayabilir. Genel ağdaki araştırmalarınızda yanlış bilgiler edinmemek için, gov uzantılı resmi sitelerden ya da üniversitelere ait edu uzantılı sitelerden faydalanmalısınız. Sonraki derse hazırlık aşaması için araştırma yaptığınız sitesi sizce Atatürk ile ilgili yeterince bilgi içeriyor mu? Siz olsaydınız siteye başka hangi bilgileri eklerdiniz? Düşüncelerinizi açıklayınız. Cevap: ben olsam Atatürk ile ilgili gençlerin görüşlerini, sevgilerini ilettikleri mesajların da yayınlanacağı bir defter eklerdim. Bunun yanında günümüzde diğer ülkelerdeki Atatürk heykellerinin fotoğraflarını da eklerdim. 8. etkinlik sonraki derse hazırlık aşamasında izlediğiniz çizgi film, film veya belgesellerden hareketle defterinize Atatürk konulu bir metin yazınız. Metninizi bitirdikten sonra aşağıdaki ölçütlere göre kendinizi değerlendiriniz. Cevap: Atatürk konulu bir metin örneği geçen gün bir belgesel izledim. O belgeselde Afrika'daki yerliler eli silahlı düşmanları tarafından esir edilmekteydi. Sonra o ülkenin bütün zenginliklerinin kendi ülkelerine kaçırılmasını izledim. Atatürk olmasaydı muhtemelen bizim de sonumuz bu şekilde olacaktı. Bu nedenle Atatürk'e çok şey borçluyuz. Onun sayesinde bugün özgür ve rahat şekilde bağımsızlığımızı koruyarak yaşamaktayız. Atatürk'ün dediği gibi, bağımsızlık benim karakterimdir, görüşüne uygun olarak yaşamaya devam ediyoruz. Yazmaya başlamadan önce yazacaklarımı zihnimde tasarladım. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleriyle ilgili yer vereceğim bilgileri önceden belirleyerek bir taslak oluşturdum. Yazıma başlık koydum. Anlatımımı güçlendirmek için uygun örnekler vererek Atatürk'ün sözlerinden faydalandım. Yazımı bitirdikten sonra gözden geçirdim. Yazım ve noktalama yanlışlarımı fark edip bunları düzelttim. Yazımı arkadaşlarımla paylaştım. Sonraki derse hazırlık. Milli mücadele döneminde kahramanlık göstermiş kişileri araştırınız. Bu kişilerden birinin yaptığı kahramanlığın hikayesini defterinize yazınız. Varsa bu kişiye ait bir fotoğrafı sınıfa getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: kahraman Kara Fatma, milli mücadele döneminde asker eşiyle cepheden cepheye koşan, askerlere yemek pişiren, gerektiğinde yaralarını saran ve üsteğmenlik maaşını Kızılay'a bağışlayan, Kara Fatma lakaplı Erzurumlu Fatma Seher Erden, çavuşluk rütbesiyle başladığı askerlikten üsteğmen rütbesiyle emekli oldu. Fatma Seher Erden ya da soyadı kanunundan önceki takma adıyla Kara Fatma, Kurtuluş Savaşı kahramanı kadın asker. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede işgallerin başlaması üzerine önceleri yakın aile çevresi, akrabaları, köylüleriyle küçük savunma çeteleri kurdu. Daha sonra çetesiyle düzenli orduya katıldı. 5. sınıf Türkçe ders kitabı Koza Yayın Milli Mücadele ve Atatürk Teması sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47 dersimiz. Atatürk metni etkinlik soruları ve cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.